Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan Kadınlar Güçlendikçe Dünya Değişecek temalı alışveriş şenliği. Bu sene kapılarımızı Kadın Güçlenecek, Dünya Değişecek sloganıyla açıyoruz. Bu sene 16 sene olmuş, inanamıyorum gerçekten kermesin başladı. Bir şey yapabiliyorsam, çorbada bir tuzum oluyorsa ne mutlu bana. 1000-1500 kadar ziyaretçimizin gelmesini istiyoruz. Çok emek verdik, çok uğraştık. Birazdan HT Kulüp'te. Türk Eğitim Vakfı'nın 57. yılı konserle kutlandı. Türk Eğitim Vakfı bursiyerlerinden oluşan bir orkestra kurmak istemiştik. Onların ilk konserini bu akşam şahitlik edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla çıktığımız bu eğitim seferberliğinde ne kadar çok yol kat ettiğimizi büyük bir gurur ve memnuniyetle müşahede ediyoruz. Küratörlüğünü Haldun Demirhisar'ın üstlendiği Art Show gerçekleşti. Boğaziçi kayıklarını çok önemsiyoruz. Önemsiyorum ve onların rengarenk ve pırıl pırıl olması için sergimizin geliriyle, gelirinin bir bölümüyle bu Boğaziçi kayıklarına destek olacağız. Ünlü isimler Kadının Çekim Gücü projesi için objektif karşısına geçtiler. Bugün için hazırlanan kitapların geliri Parıltı Derneği'ne kalacak. Birazdan HT Kulüp'te. İş, siyaset, cemiyet ve sanat dünyasının temsilcilerini ağırladığımız ekranların en kaliteli cemiyet haber programı HT Kulüp'le Bloomberg HT ekranlarına hoş geldiniz. Çok özel davetleri, renkli organizasyonları ve özel röportajları HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza getireceğiz. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın gençlere kaynak yaratmak amacıyla düzenlediği alışveriş şenliği bu sene 16. kez kapılarını açtı. Birbirinden ünlü markaların stand açtığı festivalin ayrıntılarıyla programımıza başlıyoruz. Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan Kadınlar Güçlendikçe Dünya Değişecek temalı alışveriş şenliği. Tokbazar bu yıl kadınlar için kuruldu. Bu sene kapılarımızı Kadın Güçlenecek, Dünya Değişecek sloganıyla açıyoruz. Bu sene 16 sene olmuş, inanamıyorum gerçekten kermesin başladı. Bir şey yapabiliyorsam, çorbada bir tuzum oluyorsa ne mutlu bana. 1000-1500 kadar ziyaretçimizin gelmesini istiyoruz. Çok emek verdik, çok uğraştık. Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Tokbazar bu yıl farklı bir temayla kapılarını açtı. Kadınlar Güçlendikçe Dünya Değişecek sloganıyla başlayan alışveriş şenliğinde birbirinden ünlü markalar stand açtı. Toplum gönüllüsü gençleri desteklemek ve gençlerin dünyayı iyileştiren projelerine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Tokbazar bu sene 16. kez gerçekleşti. Heyecanlıyız yine her zaman olduğu gibi. Bu sene kapılarımızı Kadın Güçlenecek, Dünya Değişecek sloganıyla açıyoruz.
kadınların güçlenmesi için, genç kadınlarımızın daha da güçlenmesi, kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi, gerekli eğitimleri alabilmesi için bu organizasyonu bu sene gerçekleştirdik. Keyifli bir gün olacak. Bizimle beraber olan bütün katılımcı firmalarımıza ve ziyarete gelen bütün dostlarımıza şimdiden çok teşekkür ederiz. Bu sene burada 140 stand var. Farklı sektörlerden giyim, ev eşyası, çocuk giyimi, ayakkabı, mücevher olmak üzere 140 tane firma farklı sektörlerden bizimle beraber. Toplum Gönüllüleri Vakfı üyesi olan ve aktif olarak TOK projelerinde yer alan Zeynep Üstünel, kadınların başrolde olduğu alışveriş festivaline emeği geçen isimlerden. 147 firmamız var. Bu seneki temamız kadın güçlendikçe dünya değişecek. 1000-1500 kadar ziyaretçimizin gelmesini istiyoruz. Çok emek verdik, çok uğraştık. Hepsi gençlere, eğitim ve sosyal projelerine kaynak olarak gidecek. Vakfın Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, gençlerin projelerini 16 yıldır gönülden desteklediklerini gururla anlatıyor. Bugün 16. kez TOK Pazarı gerçekleştiriyoruz Divan Kulu Çeşme'de. Bu kermesin amacı ilk günden beri toplum gönüllüsü gençleri desteklemek. Hepimiz biliyoruz gençlerin birçok ihtiyacı var. Özellikle üniversiteli gençlerden bahsediyoruz. Eğitim çağında ve eğitimden sonra iş hayatına atılırken güçlendirilmeleri gerekiyor, destek verilmesi gerekiyor. Cemiyet hayatından ünlü hanımların alışveriş yaparak destek verdiği şenliğe Songül Toprak Özsan, Aslı Pamir ve Nazlı Keçiri de katıldı. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çok sevdiğim arkadaşlarımın hem standları var, hem çok sevdiğimiz arkadaşlarımız çalışıyor TOG'da. Müthiş bir dernek zaten. Bu sene 16 sene olmuş, inanamıyorum gerçekten kermesin başladığı. Kermes sektöründe de bence bir önce oldular. Çok güzel işler yaptılar. İnşallah çok kıymetli çocuklara ulaşılır diye düşünüyorum. Ben de galiba 20 yıl oldu, belki de aştı, hatırlamıyorum şimdi ama evet, bu sene 16.sını yapıyoruz. Sene inşallah 17.sı olacak. Gayet keyifli geçiyor. Bu sene buradayız. Bir gün buradayız. Bu sene tek günde buluşuyoruz. 140 küsur standımız var. 147 galiba. Dolayısıyla gayet keyifliyiz. Sabah 2'den beri buradayız. Çalıştık. Hepinizi bekliyoruz. Şimdi beni duyuyorsa arkadaşlar, arkadaşlarımız, herkes lütfen gelin gençlere destek olalım. Bendeyiz. Çok değerli Türk markaların stand açtığı TOK Kermesi, girişimci Elif Balkuv kendi moda markasıyla destek verdi. Bu sene de çok güzel geçiyor. Zaten Toplum Gönülleri Vakfı çok güzel sosyal sorumluluk projelerini, çok başarılı işler yapıyorlar. Biz de her zaman beraberiz. Nazlı Keçili, annesi Nilgün Keçili ile standları gezerken Paris Bıçakçı ve Lara Türker tek başına alışveriş yapmayı tercih etmişti. Takıdan giyime, hediyelik eşyadan trend moda markalarına kadar her türlü ürünün ziyaretçilerle buluştuğu festivalde katılımcılar bahar alışverişi yaptı. Şenlikten elde edilen gelirin tamamı toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine ve projelerine kaynak olacak. Yıllardır ilgilendikleri hobilerini zamanla kendi işine dönüştüren iş ve cemiyet dünyasından ünlü kadınların başarı hikayelerinden derlediğimiz haberimiz var sırada. İlgi alanlarını mesleği haline getiren cemiyet hayatının ünlü isimleri kimler?
Burada olmaktan çok mutluyuz Meral'le. Merz olarak TOG'a destek vermek hakikaten de bizi çok mutlu ediyor. Hobilerini işe dönüştüren ünlü kadınlar. İkinci kitabım Evinizde Sağlık, Güzellik, Doğal Tarifler, Öneriler kitabımda. Sağlıklı yaşama birazcık daha total olarak bakmayı amaçladım. Yıllarca uğraştıkları hobilerini işe dönüştüren ünlü kadınlar hobilerinden gelir kapısı elde ediyorlar. Merhaba, ben Elif Dürüst. Sanatın Ruhu programına hoş geldiniz. Kimi moda, kimi beslenme, kimisi de kozmetik alanında kendine bir yol çizdi. Uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle iş hayatına atılan cemiyet hayatının ünlü kadınlarını sizler için araştırdık. İşte hobilerini işe dönüştüren o isimler. Haberimize ilk olarak Aylin Tahincioğlu ile başlıyoruz. Takıp takıştırmayı çok seven, şık kombinlerini aksesuarlarla tamamlayan Tahincioğlu, yıllar önce kurduğu takı markasıyla dünyaya açıldı. Burada olmaktan çok mutluyuz Meral'le. Merz olarak TOG'a destek vermek hakikaten de bizi çok mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarımızla, tüm standlarla birlikte katılımı inşallah bu sene çok güzel olacak. Meral Tahincioğlu, Peltekçi ile ortaklığı sonucu kurduğu takı markasıyla online satış yapan Aylin Tahincioğlu, doğal ve yarı değerli taşlar, altın ve gümüşten olan tasarımlarıyla takı tutkunlarının bir numaralı markası oldu. Vallahi çok mutluyuz çünkü biz bunu uzun bir zamandır Meral ile hayal ediyorduk. Zorla da bu hayalimiz gerçekleşiyor. Dostlarımızı, yakınlarımızı, herkesi bekliyoruz. Bütün koleksiyonumuz gümüş ağırlıklı, yarı değerli taşlarla bezenmiş. Ben ve Aylin Hanım tasarlıyoruz, keyifle takıyoruz. Aylin Tahincioğlu, sosyal sorumluluk projeleri adına düzenlenen kermeslere ve festivallere de katılarak stand açıyor. Biz 12 senedir hep geliriz buraya, kaçırmayız. Bizim için çok önemli Tohum Otisim Vakfı'nın senelik kermesi. Herkese yeni yıl diliyoruz. Yıllar önce gıdaları olan hassasiyeti sebebiyle glutensiz tarifler hazırlayan Aslıhan Koruyan Sabancı, bu tariflerini kitapta toplayarak yazarlık serüvenine başladı. Evet, sürdürülebilirlik artık dünyamızda yaşamamız için, var olmamız için çok gerekli ve önemli bir konu. Ben de bu konuyu çok önemsiyorum. Hatta son yazdığım Doğanın Terapötik Reçeteleri kitabım da sürdürülebilirlik konusunda. Çünkü ekolojik sağlık, dünya sağlığı, çevre sağlığı ve bunu korumamız için yapmamız gerekenler çok önemli. Çünkü başka bir dünyamız yok. Çocuklarımız için bırakacağımız böyle bir güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Güzel bir dünya bırakmak istiyoruz. Glutensiz Gurme Lezzetler adlı kitap serileri Paris'te dünyanın en iyi sağlık ve beslenme kitabı dalında birincilik kazandı. İkinci kitabım Evinizde Sağlık, Güzellik, Doğal Tarifler, Öneriler kitabımda. Sağlıklı yaşama birazcık daha total olarak bakmayı amaçladım. Evinizde yapabileceğiniz pratik tarifler, cilt bakımı, saç bakımı için uygulayabileceğiniz, evde yapabileceğiniz öneriler, yaşam tarzı, beden ve ruh sağlığı kategorisinde birinci seçildi. Yine World Gourmet Cookbook Awards tarafından. Gelelim cemiyet hayatının moda sever hanımlarından Derin Mermerci'ye. Yıllarca her giydiği konuşulan Derin Hanım, moda ile ilgili önce bir web sitesi hazırladı. Derin Hanım, bir kere daha alabilir miyim bu tarafa? Mermerci ardından ünlü moda markası için giyim koleksiyonu tasarladı. Mücevhere de meraklı olan Derin Mermerci, zevkini yansıtan takı tasarımlarına da imza attı. Bu fikir nasıl doğdu? Çok insan bana şey demeye başladı. Sana bir şey soruyorlar, işte saçınızı kim boyuyor? İşte nasıl bu kadar formdasınız? Bu kitabı nereden bulabiliriz? İçtiğiniz su hangi su? pH'i hangisi sizce daha iyi? Gibi böyle çok şey, ceketiniz, oyunuz, buyunuz. Bana çok insan söylemeye başlamıştı. En son Mykonos'ta kendi tasarladığım bir mücevheri takıyordum. Ve birkaç arkadaşım gelip, ki benim çok beğendiğim ve çok saygı duyduğum arkadaşlarım, bana gelip dediler ki, Derin, bu yüzüğü o kadar çok beğendik ki ve sen tasarlamışsın, bize de tasarlar mısın? Ve niye bunu işe çevirmiyorsun? Yani mutlaka bu bir işe dönmeli.
Doğal yaşamla ilgili her detayı çok seven Emine Boyner, Ayvalık'ta kurduğu atölyesinde sabun, zeytinyağı ve daha birçok ürünü meraklılarıyla buluşturuyor. Burada hem sabun, seramik, bitki harmanları, aynı zamanda da budanmış zeytin ağacından çalışmalar üretiyoruz. 2012-2013 yılı gibi yılları arası açıldı atölyemiz. İlk etapta aslında ben sanat ve seramik çalışmalarıma devam edebileceğim bir alan arayışındaydım. Boyner ayrıca sanat, seramik ve otacılıkla yakından ilgileniyor. Yer ile bir otacılık dediğim, aslında yaşadığı yerle kendini ayrı görmeden, insan bedeniyle gezegeni ayrı tutmadan şifaya bir bütün olarak bakma biçimi aslında. Otacılık da şifa sadece bir bedene değil aslında bütüne olduğu zaman gerçekten hakkını veriyor şifanın bence. İç dekorasyon ve ürün tasarımı yapan Beyza Uyanoğlu'yla Neslişah Alkoçlar da hobilerini işe dönüştüren isimler. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Güzel bir şey hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Bakır ustaları, cam ustalarıyla beraber çalışıyoruz. Yaptıkları işleri sanatla birleştirip evlere girmesini temenni ediyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız, çok çalıştık üstünde. İnşallah beğenilir. Neslişah'la çok uzun zamandır bir şey yapmak istiyorduk. Moda değil de böyle ev eşyası, iç dekorasyonla ilgili bir şey olsun diye karar verdik. Kendi mekanımızda bunu sunmaya çalıştık sizlere, beğeninize. İnşallah beğenmişsinizdir. Sualtı fotoğrafları çekerek dünyanın birçok adasında dalışlar gerçekleştiren Ayşegül Dinçkök'le devam ediyoruz. Sualtı canlılarının fotoğraflarını çekerek sergiler açtı Dinçkök. Sergilerin satışından elde edilen geliri yine sosyal sorumluluk projelerinde kullandı. Bir kadın fotoğrafçı, bir kadın dalgıç ve bir köpek balığı. Bunların üçünün su altında birleşmesi dünyada ilk. Bugüne kadar istatistikleri kontrol ettim. 9 ay sadece proje üzerine çalışmamız sürdü. Bugün çocuğu doğurduk diyorum. Ama bundan yani buna çekimleri saymıyorum. Çekimler de bir hafta 23 dalış olarak sürmüştü. Çok zorlu hava şartlarıyla daldık. Hem suyun altı hem suyun üstü zorluydu ama sonuçta çok iyi bir iş çıkardık. Tarihi ve turistik gezilere katılanları bilgilendiren Pervin Ersoy bu işi çok sevdi. Ersoy, kalabalık gruplar halinde turlar düzenleyerek her şehri ünlüsüyle geziyoruz projesini gerçekleştirdi. Türkiye'nin çeşitli illerini gezerek gittikleri şehirlere ivme kazandıran Pervin Ersoy, bu sayede iç turizmin hareketlenmesine de katkı sağlıyor. Hobisini gelir kapısına dönüştüren Yasemin Özilhan'la devam ediyoruz. Moda tutkunu olan Özilhan, ünlü moda markalarıyla sık sık işbirliği yapıyor. Son bir Eskişehir'imiz kaldı. İzmir, Bursa, bugün Antep'teyiz, Ankara'ya gittik. Keyifli, güzel geçiyor. İlgi nasıl peki? Güzel. Nasıl anlamda? Yani satışlar çok iyi gidiyor. Modeller beğeniliyor. Şimdi kış geldi, biraz daha kabanlara ağırlık verildi. Çok zevkli, keyifli, güzel geçiyor. Giyim koleksiyonu için zevkine uygun tasarımlar hazırlayan Özilhan, yıllardır ünlü bir moda markasıyla birlikte çalışıyor. Sanata olan merakını yıllar içinde arttıran Elif Dürüst, sonunda internet üzerinden yayınlarına başladı. Sanat temalı konularıyla alanında ünlü isimlerle söyleşiler yapıyor Dürüst. Merhaba, ben Elif Dürüst. Sanatın Ruhu programına hoş geldiniz. Bugün Bodrum'dayız. Konuğumuz da sanatçı Zülfü Livaneli. Zülfü Bey'e son kitabı hakkında sorular soracağız. Sinemayı, edebiyatı ve müziği konuşacağız. Mekanlara farklı bir ivme kazandıran Rezan Benardete, kendi zevkini yansıttığı mobilya tasarımlarıyla dekorasyon meraklıları için farklı bir alternatif yarattı. Bebekteki showroom'unda farklı mobilya tasarımlarına yer veren Benardete aynı zamanda sanat eserleri de sergiliyor. İnsanlar senin gibi sağ olsun, senin kadar olmasa da mütevazi bir şekilde bu yaptıklarımı çok
güzel dile getiriyorlardı. İşte biz de biraz bunlardan bir yararlansak, nasıl seni kullanabiliriz falan filan diye. İlk başta ben bir dükkan açayım dedim. Bu kendim kullanmaktan hoşlandığım objeleri, bunları nasıl birleştiririm diye bir mekan dedim. O mekanı yaparken insanlar bunu paket alarak satın almak istediler. Yani bu eşyalarla... Ya benim gibi yani. Yani ben mesela bu eve girdiğim an tek istediğim şey olduğu gibi bu ev benim olsun istiyorum. Mesela gireyim küçük bir valizle. O kadar güzel. Dünya modasını yakından takip eden Arzu Sabancı moda markalarıyla işbirlikleri yapıyor. Kendi giyim zevkine göre seçkiler hazırlayan Sabancı moda severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Arzu Sabancı For Cotton koleksiyonu 4. sezonunu yaptık. Biliyorsunuz daha önce erkek koleksiyonu yapmıştık. Şimdi de tekrar kadın koleksiyonuyla karşınızdayız. Özellikle sosyal medyada duyuruyordum. Bir de arkadaşlarım merakla bekliyorlardı. Biraz ara vermek istedik erkek koleksiyonundan sonra. Bugün kadın koleksiyonuyla karşınızdayız. Ev dekorasyonuna ve sofra tasarımlarına da meraklı olan Arzu Sabancı, imza attığı sofra takımlarına da işbirliği sonucu satışa sundu. Elif Boyner'in hobisi de işe dönüştü. Boyner, sürdürülebilir gıda için dünyada ilk kez topraksız ve dikey tarım uygulamasını hayata geçirdi. Bu projeye yaklaşık 3 sene önce çalışmaya başlamıştım üzerine. Hedefte şehirde sürdürülebilir alanların mümkün olduğunu, gıda odaklı sürdürülebilir alanların mümkün olduğunu hem kendimize hem de misafirlerimize anlatmaktı. Çünkü biliyorsunuz birçok insan romantik hayallerle şehirden işte köye gidip çiftçi olacağım diyerek taşınıyordu. Sonra işte ya süpermarketlere gitmeye devam ettik orada ya da geri geldik beceremedik diye. Biz de dedik ki ya gitmeyelim, şehirleri güzelleştirelim. Şehirler de aslında sürülebilir ve güzel olabilir. Bizim elimizde bu. Şehirde de bunu yapmanın yollarını araştırmaya başladık. İstanbul Caddebostan'da açtığı restoranı da Boyner gıda atıklarını minimuma indirmeyi hedefliyor. Bir dikey tarım yaptığımız zaman geleneksel tarıma göre %98 karbon ayak izimizi azaltıyoruz. 300 kat su tasarrufu sağlıyoruz. Ve aslında çok daha küçük bir metrekarede çok daha fazla verim alabiliyoruz. Burada 100 metrekare bir tarlamız var. Tam kapasite çalıştığı zaman 12 dönüm araziye tekabül eden mahsul geliştirebiliyoruz burada. İş hayatının yanı sıra modayla yakından ilgilenen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, gençlerin ruhuna uygun özel bir giyim koleksiyonu hazırladı. Bahar Şer'le haberimizi sonlandırıyoruz. Işıltılı tasarımları seven Bahar Şer, modaya olan ilgisini işe dönüştürdü. Ortağı Nilüfer Ademoğulları ile birlikte bir moda alanında ilerleyen Bahar Şer, özellikle jean tasarımların ağırlıkta olduğu markasıyla moda tutkunlarının istek listesine girmeyi başardı. Çok uzun zamandan sonra böyle bir ufak bir event yapmış olmaktan çok mutluyuz. İnşallah yeni koleksiyonumuzu tanıtıyoruz. Daha farklı, daha unique yapmaya çalışıyoruz. Kendisinin yaptığı sanat eserleriyle dolu çalışma ofisinde HT Kulübü ağırlayan Emek Küldür'ün sanata ilgi duymaya başladığı çocukluk yıllarına dayanan sıcak sohbetini getiriyoruz ekranlarınıza. İş hayatında sanattan beslenen Emek Küldür, kendi eserleriyle dolu çalışma alanını ilk kez HT Kulübü açtı. Bence hayattaki en güzel şey gülümsemek. Biz bence dünyaya gülümseyebilmek için geliyoruz, mutlu olmak için geliyoruz. Bir kere mantalite olarak buna kesin sabitlenip kodlanmamız lazım. Hayata pozitif bakan Emek Küldür, yaşadığı zorlukları nasıl aştı? O kötü günler sayesinde bence ben daha çok kendim oldum. Artı sahip olduğum şeylerin değerini daha çok anladım. Çünkü çok kolay kaybedebiliyorsun. Sanıyorum ki hayat beni daha güçlendirmeye çalışıyor. Çünkü ben çok seven biriyim. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Emek Küldür, hem bir diş hekimi hem de başarılı bir sanatçı.
Emek Külür'le kendi eserlerinin yer aldığı çalışma ofisinde bir araya geldik. Burası benim küçük galerim, sanat galerim. Evet, nasıl bu oluştu bu fikir? Hem işi hem sanatı bir araya getirmek. Ya diş hekimliği biliyorsun, yani içinde el becerisi, zanaat gerektiren bir şey. Dolayısıyla benim de elimin yatkınlığı var. Diş hekimliği estetik görüş gerek, vizyon gerek. Onu da görebilirsen, işte hem diş yapıyorum hem de birazcık sanat yapıyorum. Ve hayatımın 1/4 burada geçiyor. Yani günümün 1/4 bir tek akşam eve uyumaya gidiyoruz. Dolayısıyla burası işte hem hobim, sanat, hem işim. Yaratıcılık konusunda hayatının her döneminde üretken biri olan Emek Külür'ün çocukluk yıllarına gidiyoruz. Hep böyle bir proje üretirdim. Hani şeyden, torbadan mesela plastikten terlik bile yaptığımı hatırlıyorum. Ama hamur, işte okuldaki öğretmenimiz yapıyordu renkli hamurlardan. Ama o hamuru da kendin yapıyorsun, şimdiki gibi hazır satılmıyor. Beyaz sutkal, un ve renkli boyayla karıştırıp onlardan figürler yapıyordum. Ama yüz figürleri yapıyordum. Zaten bu yüz bende hep bir şey var. Herhalde diş hekimliği de yüzün bir parçası ya. Öyle bir bağlantı kurayım dedim. İşte hep yüz var. Bütün objelerimde yüz var. Gelecekte hangi mesleği yapacağına ise daha küçük yaşlarda karar vermiş. Şimdi benim zamanımda şöyle bir şey vardı. Bir kere kesinlikle üniversitede okumak zorundasın ve başarılı olmak zorundasın. Sonra evlenip çocuk sahibi olmak zorundasın. Bize öğretilen öğreti buydu. Dolayısıyla benim seçeceğim dönemde ya mimar olacaktım ya doktor. Ben dedim ki ben diş hekimi olacağım. Hem doktor olacağım, hem sanatçı olacağım, hem de kendi işimi sahibi olacağım. O yaşta bunu düşündüğüme hala şaşırıyorum. Çocukluğundan bu yana sanata ilgi duyan Emek Hanım, cam ve bronzu birlikte kullanarak ortaya harika eserler çıkarmış. Şimdi ben ilk heykele başladığım zaman salı öğleden sonrayı kendime ayırmak için ben heykel yapmaya başladım. İlk bu çıktı. Sonra arkasından bunu yaptım. Sonra onu yaptım. Sonra dedim ki bunlar sadece bronz. O Lourdes'te sergilendi zaten. Karışık sergide. Daha sonrasında dedim ki bronz, hep bronz. Bu bronza başka bir materyal katılmalı. İlla bir şey üretip değiştireceğim ya. Dedim ki cam. Bana dedi ki atölyedeki herkes, cama bulaşılmaz. Cam çok zor bir materyal ve hiçbir şeyle birleştiremezsin. Şimdi böyle denildiği zaman benim onu yapasım geliyor ve ben de bu balıkları yaptım. Bu balıklarda cam ve bronz bir araya geldi. Hı hı. Mesela bak, bu şeyden oluşturuyorum, iki ayrı parça şeklinde döküyorum. Bu cam olarak dökülüyor, bu bronz olarak dökülüyor ve sonra bunları birleştiriyorum. Evet, yapıştırıyorum ama sonuçta ikisi bir arada olmuş oluyor. Bronz ve camın dışında başka hangi materyallerle çalışmayı seviyorsunuz? Yani bence değişik olabilecek. Ben deneysel yaşamayı seviyorum. Deneyimlemeyi seviyorum. Hayatta da mesela sanatta da bu taraf açık olduğu için her materyali deneyebilirsiniz. Her materyalden bir sanat eseri oluşturabilirsiniz. Ben zaten bütün gün boyunca seramikle uğraşıyorum. Çünkü dişi kendim yapıyorum, dişin seramiğini. Bunu da yapabilen dünyadaki nadir diş hekimlerinden biriyim. Bu çok önemli bir detay baktığınızda, değil mi? Ciddi önemli bir detay. Çünkü son 10 yılımı ben dünyada beğendiğim diş yapan teknisyen, seramistlerin yanına gidip özel eğitim alarak geçirdim. Boş zamanlarında sanat etkinliklerini yakından takip eden Cemiyet Hayatı'nın ünlü isminin yakın gelecekteki istekleri ise hayli güzel. Elimden geldiği kadar takip ediyorum. Açıkçası boş zamanlarında insan sevdiği bir şey yapacak ya. Dolayısıyla hobi olarak ben işte galeri, sanatçı, atölye ziyareti en sevdiğim şey. Sanatçılarla tanışmak, onları tanımak, eserlerini bilmek ya da görmek haricinde. Bundan çok keyif alıyorum. Boş zamanlarımda vakit ayıracaksam buna vakit ayırıyorum. Küçük çapta bir koleksiyonum var. Beğendikçe topluyorum. Ondan sonra bence bir insanın sahip olabileceği en değerli şeylerden biri bir sanat eseri koleksiyonuna sahip olmak. Ali Elmacı, ben çok istedim, onun karakterlerini çok beğeniyorum. Kızımla beni resmetmesini çok istedim. İnşallah onu projelendirip hayata sokacağız. Yani Ali'nin gözüyle bizi nasıl gördüğünü, özellikle beni nasıl gördüğünü merak ediyorum. Sanatı yatırım aracı olarak görüyor musunuz peki? Sanatı ben yatırım olarak görmüyorum ya. Mesela şöyle bir şey, ben yaptığım eserleri de satıyor musun diye soruyorlar. Satıyorum diyemiyorum. Aslında bunun tam tersi, paylaşmak güzelmiş. Ama ben ileride değerlenir diye sanat eseri almıyorum. Sevdiğim için alıyorum.
Sanatçı Eflatun'dan çizmesini istediği portrelerde çalışma ofisinin duvarlarını süslüyor Emek Hanım'ın. Hani aklıma fikir geldi. Hep böyle fikir, yani bu böyle oluyor bu iş. Böyle dururken aklına bir şey geliyor, onun üzerine düşünüyorsun ve bir şey yaratılıyor. Şimdi mesela karakterler orijinal olduğu için, özellikle yüz, ben onları karikatürize etmek istedim ama karikatür, böyle grafiksel yapmak istedim. Sonra bunu yapabilecek tabii böyle bir yeteneğim yok. Dolayısıyla yapabilecek bir sanatçı aradım. Eflatun'la tanıştık. İşte ben aklımdaki şeyi anlattım. Fotoğraf verdim. Bana karikatürize etmesini istedim. Çünkü karikatürize ederken neyin belirginse onu öne çıkartmaya çalışıyorlar ya da abartıyorlar. Burada öyle olmuş. Mesela bu kardeşim. Sonra eşim dedim. Yasemin mesela çok iyi çıktı ortaya. Bakar mısın? Yani buna her bakan direkt bu Yasemin yani. Gayet güzel bir köşe olmuş. Aile albümü gibi burası. Aile albümü gibi, evet. Biraz da geçmişe gidelim. Yıllar önce eski eşi Behzat Külür'ü bir uçak kazasında kaybeden Emek Külür, yaşadığı zor günleri nasıl atlattığını şöyle anlatıyor. Valla o kötü günler sayesinde bir, bence ben daha çok kendim oldum. Artı sahip olduğum şeylerin değerini daha çok anladım. Çünkü çok kolay kaybedebiliyorsun. Çok kolay kaybedebileceğini görünce sahip olduğun şeylere daha fazla değer veriyorsun. Hakkını veriyorsun. Onun dışında ben kendimi işime verdim. Çünkü ya tüketen ve yok olan biri olacaksın ya da üreten, ürettiğinle var olan biri olacaksın. Ben ikinciyi seviyorum. Ürettiğimiz kadar varız bence. Sanıyorum ki hayat beni daha güçlendirmeye çalışıyor. Çünkü ben çok seven biriyim. Taşı severim, toprağı severim, hayvanı severim. Hani hiç öyle bir derdim yok. Ama bence hayatın daha fazla değerini anlamam ve anın, hani an deniyor ya, gerçekten anın değerini bana öğretmek için oluyor bu zorluklar. Çünkü ben hep gelecek için yaşayan bir karakterim. Mesela bunu yaparken benim kafamda 3 adım sonrası yaşanır. Mesela bunlar böyle şey yapıyor, durduruyor seni ve o ana getiriyor. İlk önce sen bunun hakkını ver, sonra gelecek zaten gelince yaşayacaksın. Ve bu yaşadıklarının ardından hayata pozitif bakmayı öğrenmiş. Bence hayattaki en güzel şey gülümsemek. Biz bence dünyaya gülümseyebilmek için geliyoruz. Mutlu olmak için geliyoruz. Bir kere mantalite olarak buna kesin sabitlenip kodlanmamız lazım. Instagram'da, sosyal medyada falan görüyorum ve kendilerini güldürmeye çalışıyorlar. Bence çok başarılı. Çünkü gülmek de bir alışkanlık. Güldükçe gülüyorsun. Kadınlar ve engelli çocuklar yararına çalışan Emek Külür, sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek veriyor. Şimdi daha çok koruma evlerindeki şiddete maruz kalmış kadınlarımızın ve özellikle genç kızlarımızın yeniden hayata döndürülmesiyle ilgili. Oradan gelen bağlantılı olduğumuz evlerimiz ve kızlarımız var. Onların tedavilerini elimden geldiği kadar yapıyorum. Tabii çocuklar her zaman ne gerekirse, hangi proje gelirse mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Davetlerin aranılan isimlerinden Emek Külür'e son olarak modaya bakış açısını soruyoruz. Ya modayı sevmeyen bir kadın var mıdır? Ama artık modayla ilgili şöyle bir şey. Beni yoran hiçbir şeyi hayatımda istemiyorum. Bu kıyafet dahil, moda dahil. Mesela ayakkabı rahat değilse ne kadar güzel oldu artık umurumda değil. Ya da kıyafet sıkıyorsa illa daha zayıf görüneyim diye küçük değil. Hani mutlaka bir beden büyük alıyorum. Çünkü içinde rahat etmek istiyorum. Modada beni rahat ettiren, kendimi kendimle daha iyi hissettiren ne varsa o benim için moda, onu seçiyorum. Türk Eğitim Vakfı'nın 57. yıl konseri, Parıltı Derneği'nden yeni bir sosyal sorumluluk projesi, İş Kadını Demet Sabancı Çetin Doğan'ın ödül aldığı gece ve daha fazlası haber turumuzda. Türk Eğitim Vakfı'nın 57. yılı konserle kutlandı. Türk Eğitim Vakfı bursiyerlerinden oluşan bir orkestra kurmak istemiştik. Onların ilk konserini bu akşam şahitlik edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla çıktığımız bu eğitim seferberliğinde ne kadar çok yol kat ettiğimizi büyük bir gurur ve memnuniyetle müşahede ediyoruz.
küratörlüğünü Haldun Demirhisar'ın üstlendiği Art Show gerçekleşti. Boğaziçi kayıklarını çok önemsiyoruz. Önemsiyorum ve onların rengarenk ve pırıl pırıl olması için sergimizin geliriyle, gelirinin bir bölümüyle bu Boğaziçi kayıklarına destek olacağız. Ünlü isimler kadının çekim gücü projesi için objektif karşısına geçtiler. Bugün için hazırlanan kitapların geliri Parıltı Derneği'ne kalacak. ...57 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı'nın geçtiğimiz hafta düzenlediği konserle haber turumuza başlıyoruz. TEV mezun bursiyerlerinden ve gönüllülerinden oluşan TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası, Cemal Reşit Rey konser salonunda izleyiciyle buluştu. TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç, törende TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş, uzun süredir hayalini kurduğu projenin gerçekleştiğini söylüyor. Geriye dönüp baktığımızda eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla çıktığımız bu eğitim seferberliğinde ne kadar çok yol kat ettiğimizi büyük bir gurur ve memnuniyetle müşahede ediyoruz. Daha güçlü, çağdaş ve aydın bir Türkiye'yi yaratacak olanların gelecek vaat eden ilkeli ve cesur Türk gençleri olduğunu biliyoruz. Ve değerli bağışçılarımız sayesinde yüz binlerce başarılı ancak maddi imkanları sınırlı gence ulaşıp onlara yardımcı oluyoruz. Bu akşam iki olayı birden kutluyoruz. Bir tanesi Türk Eğitim Vakfı'nın 57. kuruluş yıl dönümü. Türk Eğitim Vakfı 4 Mayıs 1967 yılında kurulmuştu. Bu yıl 57. kuruluş yıl dönümümüz. Aynı zamanda benim bir hayalim gerçekleşiyor. Türk Eğitim Vakfı bursiyerlerinden oluşan bir orkestra kurmak istemiştik. Onların ilk konserini bu akşam şahitlik edeceğiz. Konserin mimarları arasında yer alan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, eğitim ve sanata her zaman destek verdiklerini vurguluyor. Evet, 57. yılımızı kutluyoruz ama aynı zamanda sanata verdiğimiz değer ve önemi teyit etmek adına da güzel bir başlangıç oldu. Önemli misafirlerin dinlendiği konserde Nazlı, Halil Doğan Bolak'la Mehmet Ali, Jülide Berkman çifti kameralarımıza yansıyor. Zeynep Acar Germen çiftinin de katıldığı 57. konserin sunuculuğunu Merve Taşkan üstlendi. TEV bursiyeri ve uluslararası alanda tanınan keman virtüözü Özcan Ulucan'ın önderlik ettiği orkestranın seçkin besteleri izleyenleri büyüledi. Konserden ayrılıp Boğaz'da açılan çok özel bir sergiye gidiyoruz. Küratörlüğünü Haldun Demirhisar'ın üstlendiği Art Show'da sanat, doğa ve deniz bir araya geldi. Kadir Akorak hocamızın İstanbul Boğazı ile ilgili yaptığı bir başyapıt var. Bu sergimizin ana eseri o. 20 metre uzunluğunda İstanbul Boğazı. Bu Kadir Bey'in İstanbul Boğazı resimlerini Sayın Fotoğraf Duayenimiz Tamer Yılmaz fotoğrafladı. Ben İstanbul'un boğazındaki kıyı köylerinin isimleriyle o resimlerden kroplar aldım. Ve bu resimler aharlı 500 yıl dayanan eski geleneksel Türk el sanatlarıyla yapılan kağıtlara basıldı. Ve baskı tekniği ilk defa kullanıldı.
Boğaz temalı art show'da ayrıca Kadir Akorak'ın Kıpırdardı adlı yapıtı ve özgün baskıları da sanatseverlerle buluştu. Kabadayı sitesinde okuduğum zamanlar, yani Rıhtım tarafındaki pencereler, Rıhtım tarafındaki sınıfın pencerelerinden mütemadiyen Boğaz'ı seyrederdi. Boğaz'da mütemadiyen Kıpırdardı. Onları anlatmaya çalıştım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılan sergide Bakan Ersoy'u Barış Tansever karşıladı. Boğaz'ın haritasını şu aile ışığı kapatırsanız bu 10 resmi birleştirdim. İstanbul Boğaz'ın haritasını çıkardım. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla açılan Boğaz temalı sergide Ali Nur Veli Dedeoğlu, Edip İlkbahar ve Ayşegül Ahmet Hotiç çifti eserleri ilgiyle gezdi. Bosporus Art Society koleksiyonunu Maurice Cohen'le arkadaşı Pınar Hacı Arifoğlu ve Yahşi Maria Baraz çifti açılışta birlikte poz verdi. Boğaziçi'nin eşsiz anlarının sergilendiği davette Ali Gürsoy'la arkadaşı Gonca Ünsal HT kulüp kameralarına yansıyor. Sergide ayrıca Haldun Demirhisar tarafından yapay zeka ile tasarlanan konserve teneke kutularına Boğaziçi'nin 28 ayrı noktasından toplanan deniz suyu dolduruldu. Ünlü isimlerin ziyaret ettiği sergide Yeliz Ergün ve Filiz Tüzüner, Haldun Demirhisar'ın 28 Boğaziçi Mahallesi için ayrı ayrı aldığı kadrajlarda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Şimdi de kameralarımızı Kadının Çekim Gücü isimli sosyal sorumluluk projesinin lansmanına çeviriyoruz. Parıltı Derneği'nin hayata geçirdiği projede cemiyet ve iş hayatından rol model kadınlar, özel çocuklar için objektife poz verdi. Güzel bir proje içindeyiz. Dünya Gazetesi'nde destekleriyle çok güzel bir proje oldu. Kadının Gücü ve Anneler Günü dolayısıyla bugün için hazırlanan kitapların geliri Parıltı Derneği'ne kalacak. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen lansmanda fotoğrafları sergilenen Aslıhan Sabancı da yer aldı. Derneğe kurulduğu günden bu yana destek olan kurucu üyelerden Monik İpekel'le kızı Reyhan İpekel ve Feryal Gülman, kadınlar için hayata geçen projenin tanıtımında kameralarımıza yansıdı. Sergi için çekilen fotoğraflardan oluşan Kadının Çekim Gücü ajandasının satışından elde edilen gelir, görme engelli çocukların eğitimine aktarıldı. Kameralarımızı yazar Funda Erdoğan'ın Anne Olmak isimli ilk kitabının lansmanına çeviriyoruz. En değerli deneyimlerinden birini kutluyoruz. Anneliği. Anneler hayatımızda özel bir yere sahip olan kahramanlarımızdır. Bugün anneliğin kelimelerle tarif edilemeyen gücünü ve derinliğini kutlamak için buradayız. Erdoğan kitabında annelik duygusunu, çocukların her yaşta karşılayabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkabilmeleri konularındaki deneyimlerini kaleme almış. Kitap anne olmak, annelik ruhunu anlattık. 0-2 yaş gelişimi, 6-7 ergenlik, onunla ilgili tecrübelerimi yazdım. Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanların ev sahipliği yaptığı lansmana Tuğba Develi ve Serap Sarı katılarak derneğe destek oldular. Ben de bir tane aldım. Şöyle biraz daha alt tarafa.
Kitabın satışından elde edilecek gelir, Kilis Vakfı'na ait Topkapı Kız Öğrenci Yurdu ve Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerine destek amacıyla bağışlanacak. Bizim 1997 yılından beri Topkapı Erkek Öğrenci Yurdumuz var. Geçen sene aktif olan Avcılar'daki yeni yurdumuza 100 kişi erkek öğrenci olarak devam ediyorlar. Topkapı Öğrenci Yurdumuzda 50 kişi kız öğrencilere çevir. 150 kişilik öğrencilere ücretsiz, bedelsiz hizmet veriyoruz. Başarılı isimlerin ve markaların ödüllendirildiği Türkiye Altın Marka Ödülleri Gecesi'ne gidiyoruz şimdi. Sekizinci Türkiye Marka Zirvesi ve 8. Altın Marka Ödülleri'nde başarılı isimlere plaket verilirken, gecede Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetin Doğan, yılın İş Kadını Ödülü'ne layık görüldü. Alanında başarılı mimarların katıldığı çok özel bir akşamla haber turumuzu noktalıyoruz. Evren Bektaş'ın ev sahipliğini üstlendiği davette yeni ürün grupları dekorasyon tutkunlarının beğenisine sunuldu. Yine güzel, özel bir gece yapıyoruz. Birçok önem verdiğimiz projelerinde hem Türkiye hem Türkiye dışında iyi işler yapan mimar arkadaşlarımızla beraberiz. Çok özel bir ürün grubuyla piyasada biliniyoruz. Mimarların projelerinde yer alıyoruz. Bu gece de o gecelerden bir tanesi. Yeni ürünlerimiz ve ürünlerin detayları ile ilgili bir gece düzenlemek istedik. Sağ olsun arkadaşlarımız da bize eşlik ediyorlar. Güzel bir gece olacak. Ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Efe Urgunlu, Berrin Emre Akgün çiftinin yanı sıra Mimar Yeşim Kozanlı bu özel gecenin misafirleri arasındaydı. Bu tip davetlerin olması tabii ki hepimiz için de iyi. Çünkü tamam, mimari olarak, iç mimari olarak bir sürü tasarımlar yapıyoruz. Fakat bu tip firmaların bize destek olması bizim için gurur verici. İç mimarlar, mimarlar ve tasarımcılar olarak şu anda tahmin ediyorum 150'ye yakın üyemiz var. Bizim esas çıkış noktamız aslında hem sektöre, hem mimarlara, iç mimarlara ve tasarımcılara sektörel işbirliği olarak da bir takım katkılarda bulunmak istedik. Sektördeki önemli projelerin yanı sıra kumaş duvar kağıtlarının da tanıtıldığı davette bir de sunum gerçekleştirildi. 101 years ago we started in Amsterdam in the center by producing lampshade materials for the lampshade. To this day we are still producing lampshade materials for the global market under the name of India. Ekranların tek cemiyet haber programı HT Kulübü'nün bu haftada sonuna geldik. Beğeniyle izlediğiniz programımızı internet ortamında da takip etmek ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız htkulup.com internet sitemize ziyaret edebilirsiniz. Haftaya yeniden Bloomberg HT ekranlarında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.